Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibiyiz ve yine karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi sıra geldi 9. sınıf 2. dönem 2. kimya yazılısına hazırlanmaya yazılı dönemi geldi çattı ve tabii ki biz de bu süreçte de yanınızda olmaya devam ediyoruz. Hemen şöyle programımıza hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Kimya yazılısıyla başlıyoruz zaten. Biyoloji, matematik edebiyat, coğrafya, fizik, tarih şeklinde devam edecek. Her gün şahane çalışmalarla karşınızda olacağız. Asla kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. E, burası için sizi bekliyor olacağız ve tabii ki de 9. E, sınıf hem 2. dönem yazılı notları hem de yazılı denemeleriyle de bu sürece takviye etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle neler var konularda neler olacak onlara hep birlikte bir göz atarak başlayalım bakalım. Karşımızda ikinci dönem konuları olarak kimyasal türler arası etkileşimlerden başlayan bir e, sınav çıkacak arkadaşlar neler vardı güçlü etkileşimler sonrasında zayıf etkileşimler ve fiziksel kimyasal değişimlerle biz kimyasal türler arası etkileşimler ünitesini tamamlamıştık ardından maddenin halleri ünitesi karşımıza çıktı maddenin fiziksel hallerinden bahsettik endüstrideki hal değişimleri üzerine konuştuk katılar sıvılar ve bunların tabii ki alt başlıklarından bahsettik gazlarda özellikle de birimler üzerine konuştuk ve plazmaları şöyle Böyle güzelce bir tanımlayarak e, ünitemizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Sorular da karşımıza buralardan gelecek. Peki içerikte başka neler var? Sadece konuları ve soruları... E, alıp geçecek miyiz? Tabii ki hayır arkadaşlar karşımıza e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizim için hazırladığı süper bir çalışma gelecek. Biliyorsunuz birçok senaryoya yer verilen bir çalışmayı e, Milli Eğitim Bakanlığı kendi sitesinde paylaştı ve burada sadece senaryolar değil hangi konulardan kaç tane soru çıkacağından değil aynı zamanda bu senaryolara e, göre hazırlanmış yazılılar da karşımıza çıkmış oldu. E, biz de tabii ki kendi sorularımızı hazırlarken e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize gösterdiği Örneklere benzer örnekler sormaya çalıştık. Hatta birkaç soru doğrudan küçücük değişimlerle e, hazırlanmış sorular olacak. E, biz de arkadaşlar bu dersin sonrasında çalışmalarımıza yer verirken e, bizimle paylaşılan soruları çözmeye, e, oradaki bilgileri tekrar etmeye özen göstermemizde fayda olacak. Tabii ki kaynaklarımız bunlarla sınırlı değil. Başka neler var arkadaşlar? 9. sınıf ikinci dönem yazılı notları çok değerli bir kaynak var karşımızda oldukça kısa kolay ama çok net çok özet soruların bulunduğu özet bilgilerin bulunduğu daha doğrusu bir kaynak var ve e, neredeyse her derse dair ihtiyaç duyduğumuz bütün içerikler yer alıyor hani şöyle metroda giderken bile otobüste giderken bile hızlıca göz atıp e, çok önemli bilgileri cebimize koyabileceğimiz şahane bir kaynak var bunun dışında e, yazılı denemeleri karşımıza çıktı arkadaşlar bu kitabı da alarak e, kendimizi çok daha hazır hal getirme şansına sahip olacağız. Tabii ki yine tüm dersleri içeriye ihtiyaç duyduğumuz bütün dersler burada olacak. Her dersle ilgili yazılı tipinde sorulara ulaşmamız mümkün olacak. Hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru tarzına çok yakın sorulara yer veren bir kaynağımız olacak. Peki haydi başlayalım o zaman. Şöyle bir özet geçelim. Başlangıçta kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırarak başlamıştık. Şöyle bir sınıflandırmayı hatırlayalım. Güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayırmıştık. İyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ güçlü etkileşimlerken Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı zayıf etkileşimlerdi ve Van der Waals'in de tabii ki birçok alt başlığı vardı. İlk olarak iyonik bağ güçlü etkileşimlerin ilk başlığı olarak karşımıza çıkıyordu. Diyordu ki metal ve ametal arasında oluşan bağlara biz iyonik bağ deriz çünkü bunlar elektron alışverişine dayanır. Elektron alışverişi sonucunda metaller katyonlara, e, ametaller de anyonlara dönüşür ve bunlar arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetlerine de iyonik bağ denir. Bunlarla ilgili bir Lewis süreci, bir e, gösterim sürecini inceleyecek olursak da mesela sodyumla klor arasında sodyumun bir tane değerlik elektronu varken klorun yedi tane değerlik elektronu oluyordu ve oktete tamamlamak için sodyum bir elektronunu klor'a veriyordu. Bu durumda her ikisi de oktete uygun duruma geçiyordu arkadaşlar. Buna da Lewis yapısı adını veriyorduk. Artı bir ve eksi bir yük olarak katyon vanyonu göstermemiz yeterli oluyordu. Mesela kalsiyumla ile oksijen arasında olsaydı bu defa 2 değerlik elektronuna 6 elektron var karşısında. Dolayısıyla kalsiyum 2 elektronunu gönderdiği zaman kalsiyum artı 2 yüklü oluyor. Oksijen de eksi 2 yüklü oluyor ama her ikisi de gene oktetini tamamladığı için yapısını tamamlamış oluyor. Veya sodyumla kükürt arasında olsaydı bu. Bu defa sodyum 1 elektron vermek isterken kükürt 2 elektron almak isteyeceği için ne oluyordu? 2 tane sodyum gelip e, bir tane kükürtle e, bileşik yapısını oluşturuyordu. Bileşiğin Na2S gibi bir formüle sahip olmasının sebebi de buydu. Lewis gösteriminde ne yapıyorduk? iki tane sodyum var. Her biri artı bir yüklü ve kükürt bir tane var ve eksi iki yüklü bunların oluşturduğu bileşiğe de e, sodyum sülfür bileşiği adını veriyorduk. İyonik bağda Kristal örgü yapısı çok önemli bir yere sahiptir arkadaşlar. Burada iyonik bağları ve iyonik bağlı bileşikleri tanımlarken diyorduk ki birim hücrelerden oluşan kristal örgü yapısına sahiptir. Ve bütün iyonik bileşikler için bu geçerli oluyordu. Ne diyoruz peki? Mesela sodyum klorürün örgü yapısından bahsedecek olursak her bir sodyumun etrafında 6 klor, her bir klorun etrafında da 6 tane sodyum yer alır ve bunlar arasında iyonik bağlar bulunurdu. Bu da iyonik bileşiklerin sahip olduğu bütün fiziksel ve kimyasal özelliklerin aslında temelini oluştururdu. Tabii ki katı haldeki durumlarını değerlendirirsek yani o kristal yapısının sebebi e, bu örgü durumuydu. Ve iyonik bileşiklerle ilgili bir de isimlendirme kısmı vardı. İsimlendirme diyorduk ki bir bileşiğin ismini söylemek istiyorsak katyon ve anyonun adını ayrı ayrı söylememiz yeterli olacak. Mesela kalsiyum ve nitrür iyonlarından oluşmuş bu bileşik tabii ki kalsiyum nitrür olarak adlandırılıyordu arkadaşlar. Kat sayıların 3'e 2 olması burada aslında sadece e, artı 2 ve eksi 3 yüklü olmalarından kaynaklanıyordu. Kalsiyum ve nitrür arasında başka bir bileşik oluşamayacağı için 3'ü ve 2'yi ismin içerisinde belirtmemize gerek olmuyordu iyonik bileşiklerde ya da MgVs arkadaşlar magnezyum var. Bir de yanında sülfür var. O zaman magnezyum sülfür bu bileşiğin adı oluyordu. Çok benzer şekilde zaten Lewis yapısında çizdiğimiz bu bileşiğin adı da e, katyon olarak kalsiyumun orada olduğunu görüyoruz ve anyon olarak da oksit olduğunu görüyoruz. Demek ki bileşiğin adı kalsiyum oksitmiş. Kovalent bağlara gelecek olursak bu defa arkadaşlar iki ametal atom arasındaki elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağlara kovalent bağ diyorduk. Ve kovalent bağlı yapılara da molekül adını veriyorduk. Yine oktete veya dublete uygun hale gelmek için yaptıkları e, bağ durumuydu bu arkadaşlar. Ortaklaşa kullanarak bu defa oktet ve dublet uyuyorlar. Mesela klor değerli elektronun sayısı 7 olduğu için sadece birer tane elektronu ortaklaşa kullandıkları anda oktete uygun davranışa geçiyor. Ve ortaklaşa kullanılan elektronları da bir çizgi şeklinde belirtiyorduk. Yani burada gördüğümüz her bir çizgi aslında iki elektron demek oluyordu. Oksijende değerlik elektron sayısı 6 olduğu için iki tane elektronu ortaklaşa kullanmaları onların noktaya uymalarına sebep oluyordu. Bu yüzden de çift çizgi koyuyorduk aslında. ikili kovalent bağ oluştuğunu görmek için. Veya su molekülünden bahsediyorsak hidrojen bir oksijen iki elektrona ihtiyaç duyduğu için her bir oksijene iki tane hidrojen gelerek elektronları ortaklaşa kullanıp bağ yapıyorlardı. Bu da onların Lewis yapısına bizi götürüyordu. Şöyle birkaç tane örnekle gidecek olursak mesela F2 diyor. F2 7A grubunda Dolayısıyla bir halojen yapısı yani 7 tane noktası var. Demek ki bu tek bir bağ yapmak istiyor. F2 diyorsak yanına bir tane daha flor koyup şu yalnız elektronlarını birleştirmemiz yeterli oluyordu. Bu onun Lewis yapısı oldu. Ya da HV diyorsa hidrojen değerlik elektron sayısı 1 bir tane bağ yapmak istiyor. Yanına flor koyduk arkadaşlar. Bununla da aynı şekilde e, flor da bir tane bağ yapmak istiyor ama fazladan elektron çiftleri var. Yalnız elektronlarını birleştirmemiz yeterli oluyordu. CCl4 bak ne diyor bize? Bir tane karbon, dört tane klor var. Çünkü karbon 4 tane bağ yapmak ister. Değerlik elektron sayısı 4 olduğu için. Klorun değerlik elektron sayısı 7 olduğu için. 3 tane elektron çifti olurken bir tane bağ yapısına katılmak isteyen elektronu olacak. Yani klorun Lewis yapısını şöyle çizdiğimiz zaman bu yalnız olan noktaları birleştirmemiz yeterli olacak. E karbonun etrafına bu klordan şöyle 4 tane yerleştirdiğimiz zaman ve her biriyle bir tane Kovalent bağ yaptığı zaman da bu bizi aslında Lewis yapısına götürmüş olacak. Tabii ki klorların elektron çiftlerini de unutmayacağız. Bağlayıcı elektron çifti sayısı dediğimiz şey tabii ki arkadaşlar bu çizgilerdeki bağların içerisindeki elektron sayısı her bir çizgide yani her bir kovalent bağda iki tane elektron içerecek. Dolayısıyla burada bağlayıcı elektron çifti sayısı dediği için bir diyeceğiz elektron sayısı iki olacak benzer şekilde burada da bir tane bağlayıcı elektron çiftimiz var. Ama buraya geldiğimiz zaman dört tane bağlayıcı elektron çifti yani aslında bağ yapısına katılmış 8 tane elektron yer alıyor. Ortaklanmamış elektron çiftlerine geldiğimiz zaman bak her bir florda 3 tane elektron çifti var. Bağ yapısına falan katılmamış. Dolayısıyla toplamda 6 çift elektron var orada bağ yapısına girmeyen. Burada hidrojende yok çünkü oktet şeyi dublet uyuyor. Ama florda e, yine aynı şekilde üç tane elektron çifti var. Burada da her bir klorda şey 1 2 3 şeklinde 3 tane elektron çifti var bağ yapısına katılmayan. Dolayısıyla 4 tane klor olduğu için 4 kere 3'ten 12 elektron çifti var bağ yapısına katılmayan. Bağın polarlığına gelecek olursak arkadaşlar diyoruz ki bir bağın e, sağında ve solunda yani bağ oluşturan atomlar aynı türde atomlarsa apolar farklı türde atomlarsa polardır. O zaman F2'de ikisi de flor olduğu için apolar Diğer ikisinde arkadaşlar bağlar polar olacak çünkü farklı tür atomlar arasında oluşmuş molekül polarlığına gelecek olursak da molekülün simetrisine bakıyorduk simetriksi apolar e, asimetrik bir yapı varsa e, polar oluyordu. F2 tabii ki aynı tür atomlardan oluştuğu için apolar özellik gösterirken HF'deki kutuplaşma e, bunun polar olmasına sebep oluyor. CCL4'e gelecek olursak molekülün içindeki bağlar polar olmasına rağmen molekülün kendisi gayet simetrik olduğu için apolar bir molekül yapısı olacak karşımıza. Metalik bağ gelecek olursak arkadaşlar tanımlarken demiştik ki metal katyonları ile bunların değerlik elektronlarının oluşturduğu elektron denizi arasındaki elektrostatik çekimlere metalik bağ deriz. Yani metalleri bir arada tutan etkileşim metalik bağdır şeklinde tanımlayabiliriz. E, metal elementleri ve alaşımlarda metalik bağdan bahsediyorduk ve metallerin sahip olduğu bütün özellikler bu metalik bağdan kaynaklanıyordu. Ne gibi mesela ısı ve elektriği iletmelerini, yüzeylerinin parlak olmasını, tel ve levha Haline getirilebilmelerini, esnek yapılarını, dövülebilir ve şekillendirilebilir olmalarını metalik bağ borçlulardı. Zayıf etkileşimlere gelecek olursak arkadaşlar burada diyorduk ki eğer bir madde polarsa dipol, apolar veya soygazsa indüklenmiş dipol oluşturur. Van der Waals etkileşimlerinin alt başlıklarında bunlar belirler. Yani aslında iki polar molekül arasında dipol dipol, bir iyonla bir polar arasında iyon dipol, bir polarla pardon bir polarla bir apolar arasında dipol indüklenmiş dipol ya da iyonla apolar arasında iyon indüklenmiş dipol oluşurken iki apolar molekül arasında London çekim kuvvetleri oluşur demiştik. Hemen şöyle bir örnekle gidelim. HC ile polar bir molekül, HC ile polar bir molekül. O zaman ikisi de polar olduğu için aralarındaki etkileşim dipol dipol olacak. Ya da polar ve iyonsa burada tabii ki iyon dipol etkileşiminin oluşmasını bekleriz. Burada apolar bir molekül var. Bir iyonla birleşiyor. Dolayısıyla iyon indüklenmiş dipol olmasını bekleriz bu defa. Burada ikisi de apolar olduğuna göre etkileşimin london olmasını bekleriz. Buraya gelecek olursak polar ve apolar arasında dipol indüklenmiş dipol etkileşiminin olmasını bekleriz arkadaşlar. Van der Waals'in türlerinde bu şekilde belirliyorduk. Hidrojen bağına gelecek olursak aslında bu dipol dipol bağlarının gelişmiş haliydi arkadaşlar. Diyorduk ki fon elementlerinin yani flor oksijen azot elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine hidrojen bağı denir. Polarlık daha yüksek olduğu için bunlar en kuvvetli zayıf etkileşimler olma özelliğini gösteriyorlardı. Mesela HF gibi H2O gibi NH3 gibi işte CH3OH ya da HCOH gibi eğer aynı molekülün yapısında hem Fon elementlerinden herhangi biri. Hem de hidrojen varsa ve bunlar arasında bir kovalent bağ varsa orada hidrojen bağından söz edebiliyorduk arkadaşlar. Ee, hidrojen bağlarını dipol dipolden daha kuvvetli yapan şey polarlıktı. Ve diyorduk ki periyodik sistemde normalde aşağıya doğru gittikçe molekül kütlesiyle birlikte kaynama noktasının dolayısıyla da etkileşimin artmasını beklerken. E, en üstteki bu flor oksijen ve azot denk geldiği zaman hidrojen bağları oluşturacakları için kaynama noktaları normalde dipol dipol olsaydı düşük olacak olmasına rağmen diğerlerinden daha yüksek geliyordu. Bu da hidrojen bağının tanımına bizi götürüyordu aslında. Fiziksel kimyasal değişimlere gelecek olursak arkadaşlar diyorduk ki fiziksel değişimler zayıf etkileşimlerin kimyasal değişimler ise güçlü etkileşimlerin kırılması ya da oluşmasıyla elde edilir. Sadece dış yapı sadece zayıf etkileşimler bir değişim gerçekleşir fiziksel değişimlerden bahsediyorsak fiziksel değişimlerde yeni türlerin oluşmasını beklemiyoruz ve şekil boyut veya fiziksel haldeki değişiklikler bizi ancak fiziksel değişime götürür ancak kimyasal değişimlerden bahsediyorsak hem iç yapı hem dış yapı değişirken hem zayıf hem güçlü etkileşimlerde değişimler olur ve en önemli nokta yeni türlerin oluşmasını bekleriz kimyasal bir değişimde ve sadece fiziksel hal şekil boyut fiziksel gibi yapılar değil molekülün kendi yapısı da kimyasal değişimde bozulur ve 40 kilo jül bölü mol gibi bir ara değerimiz vardı. Bundan daha büyük bir enerji değişimi bizi kimyasal değişimlere küçük değişimler ise fiziksel değişimlere götürüyordu. Maddenin hallerine gelecek olursak katı sıvı gaz ve plazma olmak üzere dört başlıkta inceliyorduk. Maddenin en düşük enerjili hali katı en yüksek enerjili hali plazmaydı erime, buharlaşma, iyonizasyon ve süblimleşme bu yüzden endotermik olaylardı yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşen olaylardı. Tam tersi donma, yoğuşma, kırılaşma ve deiyonizasyon ise egzotermik olaylarda maddenin yüksek enerjiden düşük enerjiye gittiği hal değişimleriydi. Burada arkadaşlar suyun hal değişimleri ya da suyun doğadaki hallerinden bahsetmiştik. Sıvı haline su, katı haline buz ve gaz haline de buhar adını veriyoruz günlük hayatımızda kullandığımız ifadelerde ve endüstride hal değişimleri gibi bir ifademiz, bir başlığımız vardı. LPG sıvılaştırılmış petrol gazı, LNG ise sıvılaştırılmış doğal gaza verdiğimiz attığı yakıt olarak kullandığımız maddeler bunlar. İtici gazların vardı arkadaşlar. Bunlar yine sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar aslında. Deodorantlarda ya da sprey boyalarda kullandığımız yapılardı. Soğutucu akışkanlar ise yine sıkıştırarak, sıvılaştırıp, buharlaştırdığımız... ...ve dolayısıyla ortamdan ısı alışverişi yaparak ortamın soğumasına... ...ya da ısınmasına fayda sağlayan akışkan maddelere soğutucu akışkanlar diyorduk. Klima ve buzdolaplarının çalışma prensibinde bunlar vardı. Katılara gelecek olursak amorf ve kristal olmak üzere iki ana başlıkta inceliyorduk arkadaşlar cam. E, e mum ya da işte tereyağı gibi yapılar amorf katıları örnek olarak veriliyordu. Onların düzensiz bir istif yapıları vardı ve erime noktaları yoktu. Kristaller ise düzenli yapıya sahip olan katılardı. Bunun da alt başlığı olarak iyonik metalik moleküler ve kovalent kristallerden bahsetmiştik. Tuzlar iyonik kristal yapılarına metaller ve alaşımlar metalik kristal yapılarına molekül yapıları tabii ki moleküler kristal yapılara ve elmas grafit ve kuartz gibi sadece karşımıza bu üç örnekle çıkacak kovalent kristallere değinmiştik. Sıvılara gelecek olursak burada viskozite gibi bir kavramdan bahsetmiştik demiştik ki akışkanlığa karşı sıvının uyguladığı dirence biz viskozite adını veririz. Dolayısıyla aslında akışkanlığın tam tersi değeri ifade eder. Nelere bağlıdır? Tanecikler arası etkileşimler arttıkça viskozite de artar. Sıcaklık arttıkça viskozite düşer. Daha akıcı hale gelir bizim elimizdeki madde. Ee, o zaman bal gliserin ve suyu şöyle bir kıyaslayacak olursak viskozitesi büyük olanın akışkanlığı düşük olacak. O zaman su gliserin ve bal şeklinde bunları sıralayabiliriz yani akışkanlıkta tam tersini söyleyeceğiz ama akış süresi diyecek olursak yine viskozite ile tam doğru orantılı olmasını bekleriz Çünkü bir maddenin akışkanlığı ne kadar düşükse o kadar uzun sürede akacaktır bu şekilde değerlendirmeye alabiliriz. Buharlaşma ve kaynama olaylarına gelecek olursak, buharlaşma dediğimiz şey sadece yüzeye yakın ve yeterli enerjiye sahip olan taneciklerin e, gaz haline geçme olayıydı aslında. Dolayısıyla buharlaşma sadece yüzeyde gerçekleşiyor ve her sıcaklıkta gerçekleşebiliyordu ama kaynamaya geldiğimiz zaman ee, çok yüksek bir enerjiden bahsettiğimiz için sıvının her yerinde gerçekleşir. Burada e, buharlaşma ve kaynamanın arasındaki en önemli fark zaten aslında bu fokurdamanın gerçekleşmesi. Ve kaynamanın kaynama noktası adını verdiğimiz sadece belli bir sıcaklık değerinde gerçekleşmesi olacaktı. Burada buharlaşma ile ilgili... E, iki tane önemli kavramımız var e, buharlaşmanın sadece yüzeyde ve yeterli enerjiye sahip taneciklerle ve her sıcaklıkta gerçekleştiğini söylemiştik buharlaşma hızı burada dikkat edeceğimiz ilk kavram olacak birim zamanda buharlaşan tanecik sayısı olarak ifade etmiştik sıcaklık arttıkça buharlaşma hızı artar e, sıvının cinsi yani aslında etkileşimler arttıkça buharlaşma hızı düşer yüzey alan arttıkça buharlaşma artar rüzgar arttıkça buharlaşma hızı artar nem arttıkça buharlaşma hızı düşer ve safsızlık arttıkça yine buharlaşma hızı düşer şeklinde e, bunları etkileyen faktörleri de değerlendirmiştik. Denge buhar basıncına gelecek olursak arkadaşlar buharlaşma hızının eşit olduğu andaki e, ortamdaki buhar taneciklerinin yaptığı basıncı denge buhar basıncı olarak tanımlamıştık. Bunu etkileyen sadece 3 faktör var. Sıcaklık artarsa denge buhar basıncı artar. Sıvının tanecikleri arasındaki etkileşim artarsa e, daha az buhar oluşacağı için denge buhar basıncı düşer. Ve safsızlık arttıkça yine denge buhar basıncı düşer şeklinde yorumlamıştık. Kaynama olayı ve kaynama noktasını değerlendirecek olursak sıvının her yerinde belli sıcaklıkta fokurdama ile gerçekleşen olaya kaynama adını veriyorduk ve kaynamanın başlayabilmesi için iç basınçla dış basıncın eşit olması gerekiyordu. Yani açık hava basıncı ve suyun denge buhar basıncı birbirine eşitlendiği anda kaynama olayının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ee, burada o zaman kaynama noktası nelere bağlı? Tabii ki dış basınca bağlı, o zaman yükseltiye bağlı. Rakım arttıkça, yükselti arttıkça açık hava basıncı azalacağı için e, kaynama noktasının da düşmesini bekliyorduk. Sıvının cinsi arkadaşlar tanecikler arası etkileşim arttıkça e, kaynama noktasının yükselmesini bekliyorduk. Ve safsızlık da aynı şekilde e, arttıkça kaynama noktası yükselir diyorduk. Hal değişim grafiklerine gelecek olursak madde e, saf maddelerden bahsediyorsak e, hal değişimi esnasında sıcaklığı sabit kalırken diğer durumlarda eğer hal değişimi yoksa biz maddeye ısı verdiğimiz sürece sıcaklığını artırıyordu. Burada o yüzden birinci, üçüncü ve beşinci bölgeleri iki ve dörde göre ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Diyeceğiz ki arkadaşlar birinci bölgede, üçüncü bölgede ve beşinci bölgede madde katı, sıvı ve gaz halde. Sadece bu hallerde olduğu için homojen görünüme sahip, sıcaklık arttığı için kinetik enerjinin arttığı ancak potansiyel enerjinin sabit kaldığı bölgelerdir buralar. İki ve dördüncü bölgeye geldiğimiz zaman ikinci bölgede madde hem katı hem sıvı halde ya da dördüncü bölgede madde hem sıvı hem de gaz halde bulunabildiği için heterojen bir görüntüme, görüntüye sahiptir ve burada sıcaklık sabit olduğu için kinetik enerji değişmezken bu defa potansiyel enerjide artış olmasını bekliyoruz. E, tabii ki e, erime ve kaynama noktalarını da sol taraftaki grafik üzerinden okuyabiliriz. Haydi sorularımıza geçelim o zaman artık. Aşağıdaki iyon çiftleri arasında oluşacak bileşik formülleri ve bu bileşiklerin sistematik adlarını yazınız şeklinde bir soru karşımıza gelmiş. E, bu sorunun yazılılarımızda da karşımıza çıkma ihtimali oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? Bak artı 2 ve eksi 3 burada toplam yükün sıfır olmasını sağlıyorduk veya çarp razlama gibi bir yöntemimiz vardı. Bunun üstündeki sayıyı bunun altına bunun üstündeki sayıyı bunun altına yazıyorduk. Yani C3P2 bu bileşiğin formülü olması gerekiyordu arkadaşlar. Böylece 3 çarpı artı 2 artı 6 2 çarpı eksi 3 eksi 6 toplam yükün 0 olmasını sağlıyordu. Adına gelecek olursak katyonumuzun adı kalsiyum ...anyonumuzun adı ise fosfür olduğuna göre bizim bileşimimiz adı kalsiyum fosfürdür diyoruz. Aynı şeyi burada yapacağız. Bak artı bir var, eksi iki var. O zaman e, nasıl burada eşitliği sağlayabiliriz? Artı bir yüklü olandan iki tane, eksi iki yüklü olandan bir tane almamız yeterli. Kök iyonu olarak bunu alıp yerine yazmamız yeterli olacak. E, katyonumuzun adı potasyum, anyonumuzun adı ise sülfat. O zaman bizim bileşimimiz adı e, potasyum-sülfat bileşiğidir diyeceğiz. Kovalent bileşiklerle ilgili bir soru var karşımızda. Aşağıda formülü verilen bileşiklerin Lewis formüllerini çiziniz ve sistematik adlarını belirtiniz. Arkadaşlar yapmamız gereken değerlik elektron sayılarını belirlenmekte. Zaten burada da karşımızda atom numaralarını vermiş. Karbon 2, 4 şeklinde olacağına göre karbonun 4 tane değerlik elektronu olacak. Oksijen 2, 6 olduğuna göre 6 tane değerlik elektronu olacak. Yani oksijeni şöyle yazarsak 2 tane yalnız elektronu var. Ee, ...karbonun dört tane yalnız elektronu var. Bu yalnız elektronlarından iki tanesini bu oksijene ayıracak olursa... ...bir oksijenle bu şekilde bağ yapabilir. Demek ki karbonun iki tane daha bağ yapması gerekiyor ki... ...karbon her zaman dört bağ yapar diyeceğiz. O zaman bizim o diğer oksijenimiz de e, sol taraftan gelip iki bağ daha yapacak... ...ve bizim Lewis yapımızı bu şekilde belirleyecek, oluşturacak. Adı nedir bileşiğin? Kovalent bileşikleri adlandırırken şunu yapıyorduk. Birinci anyonun e, sayısını ve... Ametal adını yazıyorduk. Daha doğrusu birinci Ametel'in doğrudan ametal adını yazıyorduk bu şekilde. Ve bir tane ise de bunu belirtmemize gerek yoktu. Birinci Ametel'imiz karbon. İkinci Ametel'imizin sayısını ve anyon adını belirtiyorduk. İkinci Ametel'imizin sayısı 2. Bunu Latin sayılarıyla tabii di olarak belirteceğiz. Ve e, anyon adını yazmamız gerektiği için oksit şeklinde tamamlayacağız. Şimdi SCL2'ye gelecek olursak 2, 8, 6 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek. Demek ki kükürdün değerlik elektron sayısı 6'ymış. Şöyle noktalarını bir koyalım arkadaşlar. 2 tane elektron çifti, 2 tane yalnız elektronu var. Ee, yani kükürt demek ki 2 tane bağ yapmak isteyecek. Klor da 2, 8, 7 olduğuna göre 7 tane değerlik elektronu var. Klorun elektronlarını da şöyle yerleştirelim. Bir tanecik bağ yapmak istiyor, bir tane yalnız elektronu var. O zaman klorun elektronunu... Kükürdünkü ile şöyle birleştirmemiz yeterli olacak. O zaman sağdan bir tane daha gelecek ve SCL2'nin formülü bu şekilde olacak. İsmine gelecek olursak birinci ametalimizin adı kükürt ve sayısını belirtmemize gerek yok. Sadece bir olduğu için iki tane klor var o zaman D gelecek ve adı klorür şeklinde tamamlayacağız. Çünkü ikinci ametalin anyon adını yazıyorduk. Bir sonraki soruya gelecek olursak HF, HCl ve Cl2 moleküllerini kendi tanecikleri arasında yaptıkları etkin etkileşim türlerini belirleyiniz ve bu maddelerin aynı şartlar altındaki kaynama noktalarını kıyaslayınız demiş arkadaşlar. Şimdi HF molekülünden bir bahsedecek olursak molekül polar mı apolar mı önce bir ona cevap vermemiz lazım molekülümüz polar polardan sonra. E, yorumlamamız, cevaplamamız gereken nokta şu olacak. Fon kuralına uyuyor mu, uymuyor mu? Evet uyuyor. Hem flor var hem hidrojen var. O zaman bizim etkileşimimizin türü hidrojen bağıdır dememiz gerekecek. Burada etkin etkileşim türü bu. İkinci bileşiğimiz HCl. Polar mı, apolar mı? Polar. Hemen onu bir yazdık arkadaşlar. Polarsa neye bakıyorduk? Fon kuralına uyuyor mu, uymuyor mu? Ona cevap vermemiz gerekiyor. E, yapıda flor oksijen veya azot yok dolayısıyla bu kurala uymuyor polarsa ve bu kurala uymuyorsa eğer etkileşimin türü dipol dipoldür diyebiliriz. Bir de Cl2 molekülü var. Polar mı apolar mı? Molekül apolar. O zaman başka herhangi bir şeye bakmaya bile gerek yok. Tanecikler arası etkileşimin türü London'dır diyorduk arkadaşlar. Şimdi etkileşim türlerini belirledik. Biliyoruz ki hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Ardından bunlar arasında dipol dipol gelir ve London çekim kuvvetleri en zayıfıdır. Dolayısıyla etkileşimlerin ve kaynama noktaları arasındaki kıyaslamamızı da bu şekilde yapabiliriz. Aşağıdaki maddelerin hangi katı türüne ait olduklarını ve katı halde elektriği iletip iletmediklerini belirtiniz demiş. Arkadaşlar kristal katılar var başlangıçta karşımızda. Sofra tuzu. Bütün tuzlar için diyeceğiz ki iyonik katılara aittir. İyonik kristal varmış karşımızda ve iyonik kristaller elektriği katı haldeyken iletmezler sıvı haldeyken ya da suda çözününce ancak iletirler. Bronz alaşımı bir alaşımdan bahsediyoruz. Yani metalik bir kristal katı var karşımızda ve metalik kristaller e, katı haldeyken de elektriği iletebiliyorlardı. Şeker dediğimiz şey arkadaşlar, e, glikoz moleküllerinden oluşan bir yapı. Dolayısıyla temelde moleküller var. O zaman moleküler kristal bir katı var karşımızda ve moleküler kristaller de yine e, elektriği iletmezlerdi. Elmasa gelecek olursak bak ne dedik? Elmas, grafit ve kuvars. Bunlar kovalent kristallerdir. Ve kovalent kristallerden de sadece grafit elektriği iletir. Diğerlerinin elektriği iletmesini beklemeyiz. Mum, tereyağı, cam gibi maddeler ve plastiklerin hepsi amorf katılara örnek olarak verilebiliyorlardı. Bunların en önemli özelliği erime noktalarının olmayışıydı. Ve elektriği tabii ki iletmelerini beklemiyoruz bu maddelerin. Bir diğer soruya gelecek olursak düz zincir yapılı pentan ve hegzan bileşiklerinin aynı şartlar altındaki viskozitelerini kıyaslayınız ve viskozitelerin eşitlenebilmesi için hangisinin ısıtılması gerektiğini belirtiniz arkadaşlar. Viskoziteler arasında bir kıyaslama istiyorsak ve sıcaklıklar aynıysa mesela tanecikler arası etkileşimlere bakmamız gerekiyor. Şimdi etkileşimleri kıyaslarken de öncelikle şuna bakacağız. Bunların ...etkileşimlerinin türleri nedir? Her ikisi de hidrokarbon... ...yani sadece karbon ve hidrojenden oluşuyor... ...dolayısıyla her ikisi de apolar moleküller... ...dolayısıyla da her ikisi de... ...London çekim kuvvetleri içeriyor. O zaman her ikisinde de London varsa... ...hangisinin daha yüksek bir etkileşime... ...sahip olduğunu belirlemek için... ...molekül kütlesine bakmamız gerekiyordu. Yani C6H14 daha fazla karbon ve hidrojen... ...içerdiği için C5H12'ye göre... ...daha yüksek London çekim kuvvetleri içerecektir... O zaman tanecikler arası etkileşimi daha güçlü olduğuna göre ve viskozite ile etkileşimler doğru orantılı olduğuna göre C6H14'ün pardon C6H12'nin 14'ün C5H12 ile kıyaslandığı zaman daha yüksek bir viskoziteye sahip olmasını bekleriz arkadaşlar. Etkileşimler daha güçlü olduğu için Peki sıcaklıkla viskozitenin ilişkisi nasıldı? Sıcaklık arttıkça viskozite düşerdi. O zaman hangisinin viskozitesi daha yüksekse onu ısıtırsak e, e, viskozitesi düşeceği için diğerine eşitlenme şansına sahip olur. O zaman eşitleme istiyorsak C6H14 ısıtılmalı ki biz burada eşitliği yakalama şansına sahip olalım onun viskozitesini düşürerek. Bir sonraki soru demiş ki H2O ve C5H12 sıvılarının aynı şartlar altındaki denge buhar basınçlarını gerekçelendirerek e, karşılaştınız arkadaşlar. Denge buhar basıncı diyorsak şimdi sıcaklık aynıysa e, ve saf maddelerden bahsediyorsak e, burada bakacağımız şey etkileşimler olacak. H2O'nun tanecikleri arasındaki etkileşim türünün hidrojen bağı olduğunu biliyoruz. C5H12'nin ise... E, bir hidrokarbon olduğu için tanecikler arasındaki etkileşim türünün London olmasını bekliyoruz. O zaman bunların tanecikleri arasındaki etkileşimleri kıyasladığımız zaman hidrojen bağı olan suyun C5H12 yani pentana göre daha yüksek bir etkileşime sahip olmasını bekleyeceğiz. O zaman denge buhar basıncıyla etkileşim ters orantılı olduğuna göre denge buhar basınçlarında e, Hangisi daha uçucuysa onun daha yüksek bir basınç oluşturmasını bekleriz. Yani C5H12H2O'ya göre daha yüksek bir denge buhar basıncına sahip olacaktır. Bir sıvının daha yüksek bir rakıma götürülmesinin kaynama noktası üzerine nasıl bir etkisinin olacağını gerek, gerekçelendirerek açıklayınız demiş. Arkadaşlar diyeceğiz ki e, rakım arttıkça eğer e, yükselti artıyorsa burada... E, açık hava basıncının azalmasını bekleriz. Açık hava basıncı düşer diyeceğiz. Şimdi açık hava basıncıyla da kaynama noktası doğru orantılı. Dolayısıyla da rakım arttıkça açık hava basıncı düşer. Açık hava basıncı düştükçe de kaynama noktasının da aynı şekilde düşmesini e, bekleriz arkadaşlar. Çünkü kaynama noktasını tanımlarken açık hava basıncının e, suyun denge buhar basıncına eşit olduğu daha doğrusu sıvının buhar basıncına eşit olduğu an'a biz kaynama anı diyorduk. Gazlara ait bazı büyüklükleri ifade eden aşağıdaki değerleri karşılığında belirtilen birimlere çeviriniz diye soru gelmiş arkadaşlar karşımıza. Hemen şunu yapıyoruz. 2 ATM. Şimdi şunu biliyorduk. 1 ATM demek 76 santimetre civa demektir arkadaşlar. O zaman 2 ATM derse bunun 2 katı olması gerekiyor. Yani 152 santimetre civalık bir e basınç varmış karşımızda. Şunu desimetre küp olduğunu vurgulayalım. 0.5 desimetre küpü mililitreye çevirmemiz gerekiyor. Burada da şunu biliyorduk. 1 litre demek 1 desimetre küp demektir. Bu da 1000 mililitre demektir. Bu da yine 1000 santimetre küp demektir arkadaşlar. Dolayısıyla burada 1000 katlık bir fark olduğuna göre 0.5 desimetre küp aslında 500 mililitreye eşit olacak. 1520 tor kaç ATM'dir diyor. Arkadaşlar şuraya bunu da ekleyebiliriz. 760 tor veya 760 milimetre civaya eşit oluyordu bir ATM. Dolayısıyla 1520 760'ın iki katı olduğuna göre doğrudan iki ATM eşit olduğunu söyleyebiliriz. 127 santigrat dereceyi Kelvin'e çeviriyoruz. Kelvinle santigrat derece arasındaki ilişki de şuydu. Santigrat dereceyi 273 ile topladığın anda Kelvin'i buluyorsun. O zaman 127 santigrat derece artı 273 400 Kelvin'e eşit olur diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Hal değişim grafiklerinden gelmiş sorumuz. Yanda ısıma grafiği verilen saf bir madde ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Hemen ne diyorduk arkadaşlar? Buradaki T1 ve T2 sıcaklıkları aslında maddenin sıvı halden e, katı hale geçişini veren sıcaklıklar olduğu için T1 e, burada erime noktası. T2 ise sıvıdan gaza geçen sıcaklığı verdiği için kaynama noktası olarak isimlendirecek. İlk soru buradan gelmiş. Erime ve kaynama sıcaklıklarını belirtiniz. T1 erime noktası. T2 ise kaynama noktasını bizim için ifade ediyor olacak. Homojen ve heterojen olduğu aralıkları belirtiniz. Şimdi madde 1'de sadece katı halde, 2'de katı artı sıvı var, 3'te sıvı halde, 4'te sıvı artı gaz var. 5'te ise sadece gaz halde. Dolayısıyla 1., 3. ve 5. aralıklarda tek bir fiziksel hal olduğuna göre madde homojen bir görüneme sahiptir. Ancak 2 ve 4. E, aralıklarda madde aynı anda birden fazla fazla sahip olduğu için heterojen bir görüntüye sahiptir diyeceğiz. Ve kinetik ve potansiyel enerjilere geldiğimiz zaman da diyorduk ki maddenin sıcaklığı değişiyorsa ancak kinetik enerjisi değişir. O zaman yine benzer şekilde birinci, üçüncü ve beşinci aralıklarda maddenin kinetik enerjisi artarken... Madde ikinci ve dördüncü aralıklarda sadece hal değiştirdiği için sıcaklık sabit kaldığı için kinetik enerji sabit kalacak ve potansiyel enerji e, artış gösterecektir bu noktalarda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara çok benzer sorulara e, geçecek olursak arkadaşlar. Nasıl bir soru gelmiş? Çok benzer farklı bir bileşiği sormuştu bize. Kalsiyum sülfür bileşiğinin oluşumunu aşamalarıyla göstererek sistematik adını yazınız. Buna benzer bir soru yine sınavda da karşımıza gelebilir. Ne yapıyoruz böyle bir durumda? Kükürdün 2, 8, 6 şeklinde elektron dizilimine sahip olduğunu Kalsiyumun ise 2, 8, 8, 2 şeklinde elektron dizilimine sahip olduğunu bir kere belirleriz değil mi? Bu neyi gösteriyor bize? Kalsiyum, Lewis yapısı şöyleymiş. Sadece iki tane noktası varmış kükürdün ise 6 tane noktası varmış. Şimdi burada kalsiyum, metal, kükürt, ametal olduğuna göre iyonik bağlı bir bileşik oluşmasını bekleyeceğiz. Bir kere Lewis yapımızı elektron ortaklaşa kullanımına değil iyonik bileşiğe yani alışverişine dayanan bir çizim olarak göstermemiz gerekiyor. Ne bekliyoruz? Metalin elektron vermesini, ametalin ise almasını bekliyoruz. Demek ki kalsiyum şu iki elektronunu götürüp kükürde verecek. Şimdi kalsiyum elektronlarını verdiği zaman artı 2 yüklü hale gelecek. Öyle değil mi? 2 tane elektron verdi çünkü. Kükürt ise Gelen bu iki elektronu da aldığı zaman şöyle oktetini tamamlamış olacak ve dışarıdan iki elektron aldığı için eksi iki yüklü hale gelmiş olacak. Şimdi bu bizim Lewis yapımız dolayısıyla da göstermemiz de aslında oluşum aşamalarını göstermiş oldu. sistematik de geldiğimiz zaman bu bir iyonik bileşik olduğu için katyon adı artı anyon adı yapmamız yeterli. Kalsiyum buradaki katyonumuzun adı sülfür ise anyonumuzun adı bileşiğin adı da kalsiyum sülfür bileşiği oldu bu sayede. Bir sonraki soruda ise bize demiş ki kristal katılar kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin büyüklüğüne göre dört grupta incelenir. Buna göre sodyum nitrat tuzu, kalay, grafit ve şeker kristal katılarını sınıflandırarak taneciklerini bir arada tutan kuvvetleri yazınız şeklinde bir ifade gelmişim. Şimdi sodyum nitratla gidecek olursak sodyum nitrat arkadaşlar iyonik bir bileşik adı bir tuz adı hatta dolayısıyla tanecikler arasında iyonik bağ olmasını bekleriz ve kristal yapısının da tabii ki iyonik kristal olmasını bekleriz. Dolayısıyla aslında etkileşimin türü de buradan yola çıkarak iyonik bağdır diyebiliriz. Sodyum ve nitrat iyonları arasında oluşmuş çünkü. İkinci olarak kalay demiş arkadaşlar kalay biliyoruz ki şöyle SN gibi bir semballe gösterilen bir metaldir. Metal elementidir. O zaman tabii ki kristalin metalik kristal olmasını bekleriz bu durumda. Ve tabii ki tanecikler arasındaki etkileşimin de metalik bağ olmasını bekleriz aynı şekilde. Grafitten bahsetmiş. Ne dedik arkadaşlar? 3 tane örneğimiz var zaten bunun için. Grafit elmas ve kuvars. Bunları gördüğümüz anda yapıştırıyoruz. Bizim karşımızda bir kovalent kristal katı varmış. Ve tabii ki tanecikler arası etkileşimin de aynı şekilde ...povalent bağ olmasını bekliyoruz. Son olarak da şeker demiş. Şekerin glikoz moleküllerinden oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada moleküler bir kristal var karşımızda. Moleküler kristal olduğuna göre tanecikler arası etkileşimin de... E, ...zayıf etkileşimlerden birinin olması gerekiyor. E, glikoz C6H12O6 olduğuna göre yani fon grubuna uyduğuna göre... ...hidrojen bağıdır Burada tanecikler arasındaki etkileşim diyebiliriz. Bir sonraki soruda ise demiş ki aşağıda metanol ve etandiol bileşiklerinin molekül yapıları verilmiştir. Buna göre aynı şartlardaki metanol ve etandiol sıvılarının viskozitelerini gerekçelendirerek kıyaslayınız. Arkadaşlar şimdi e, eğer viskozite diyorsa tanecikler arası etkileşimlere bir odaklanmamız gerekiyordu. Etkileşim arttıkça viskozite de artıyordu. O zaman e, metanol ve etandiolun etkileşimlerini kıyaslamamız gerekiyor. Diyeceğiz ki etandiol... E, iki tane OH grubu içeriyor. Ama metanol sadece e, bir tane OH grubu içeriyor. O zaman etanidiyolun daha fazla sayıda şöyle yazalım daha fazla hidrojen bağı var. Bu neyi gösteriyor bize? Hidrojen bağının sayısının artması demek e, etkileşimlerini kıyasladığımız zaman şöyle etkileşim diyelim. Etkileşimlerde etanidiyolun metanoldan daha güçlü olduğunu daha yüksek etkileşimlere sahip olduğunu bize gösterir. O zaman viskozitelerini kıyaslarsak ne diyorduk? Etkileşim arttıkça e, uçuculuk azalacağı için aslında viskozitenin ya da akışkanlık azalacağı için viskozitenin artmasını bekleriz. Aynı ilişki burada da olacak o zaman. Etendiyolun viskozitesi metanöle göre çok daha yüksek olmalıdır. O zaman güzelce sorularımızı da tamamladığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.